Herkese yeniden merhaba. Arkadaşlar dün zeytinliğimizde zeytin ağaçlarımızı budadık. Bugün de saat şu an 10.30. Bu saate kadar da o budadığım dalları bir köşeye istifledim. Ve birazdan bir romork yanmış çiftlik gübresi gelecek. Ve bugünkü işim de arkadaşlar her zeytin ağacının taç kısmına birer ikişer araba ağacın büyüklüğüne göre yanmış çiftlik gübresini yaymak olacak. İnşallah akşamüstü de traktör gelip zeytinliğimizi sürecek ve o gübrenin toprakla karışmasını sağlayacak. Şimdi bir romork yanmış çiftlik gübresiyle zeytinliğimize doğru gelmekte olan traktörü beklemeye geçiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, yanmış çiftlik gübremiz geldi. Zeytinliğin tam ortasına döktürmeye çalışıyorum. Böylelikle dağıtması kolay olacak. Evet arkadaşlar, gübre gerçekten güzel yanmış. Hemen hemen yanmış. Yani yok kadar yok duran yani, değil mi? Güzel, çok güzel gübre. Süper, güzel. Evet, şimdi bu gübreyi zeytin ağaçlarının taç hizasına yayma işlemine geçiyorum. Evet arkadaşlar, yanmış çiftlik gübremiz geldi. Şu an bahçenin ortasına döktürdüm. Ve el arabasıyla bütün ağaçlara ağaçların hacmi nispetinde bir ya da iki araba taşıyacağım. Ve taç hizasına serip tırmıkla da yayacağım. Ve böylece gübreleme işlemi tamamlanmış olacak. İnşallah akşamüstü de traktör zeytinliği sürecek ve bugünkü işlemimizi de tamamlayacağız arkadaşlar. Şimdi bu yanmış çiftlik gübreleri zeytin ağaçlarına nasıl taşınır, nasıl serilir, nasıl yayılır onu anlatmak istiyorum. Gübreleri bu şekilde halka halinde ağacın taç hizasına döktük. Ve şimdi bu dökme işleminin ardından tırmıkla bu gübreleri yayacağız. Bir tül gibi taç hizasına sereceğiz. Ve traktörle sürdükten sonra toprakla karışmasını sağlayacağız. Ve işlemi tamamlayacağız inşallah. Şimdi tırmıkla bu gübre yığınlarını dağıtma aşamasına geçiyorum. Tırmıkla bu gübre yığınlarının dağıtılma işlemini de tamamladık. Şimdi arkadaşlar traktörün gelmesini bekleyeceğiz. Traktör gelecek ve çapalayarak gübreyle toprağı birbirine karıştıracak. Bir romork gübreyi tam bu alana yıkmıştık arkadaşlar. Ve bütün ağaçlara halka şeklinde birer ikişer araba taşıdım. Ve tırmıkla bütün ağaçlarımın o taç hizasına yaydım. Ve işlemi tamamladım. Traktörü bekliyordum. Traktör gelip sürecekti ve karıştıracaktı. Ancak bugün kendi yerindeki işi bitmediği için benim buraya gelemeyeceğini söyledi. Ve benim bura yarın sürülecek. Bugünkü paylaşımı ben bu şekilde tamamlamış oldum. Arkadaşlar, komşu komşunun külüne muhtaçtır diye bir söz vardı. Bizler de köylülere muhtacız. Köylü üretmezse, köylü yetiştirmezse biz şehirlerde ne tüketiriz? Bir düşünmemiz lazım. Bu sebeple köylülerin, çiftçilerin emeklerine
son derece saygı göstermemiz gerekir. Şehirli köylüye muhtaçtır ve hatta biraz daha ileri gidiyorum. Köylünün yetiştirdiği hayvanın dışkısına bile muhtaçtır arkadaşlar. Az önce gördüğünüz o bir römork yanlış çiftlik gübresine tam 4000 lira para harcadım. Helali hoş olsun. Değer mi? Değer. Bu çiftçinin emeğidir, çiftçinin hakkıdır. Önemli olan çiftçimizi ayakta tutmak, çiftçilerimize destek olmak ve hayatın toprak varlığıyla beraber devam edebileceğini anlamak arkadaşlar. Tam bu noktada bir Kızılderili sözünü hatırlıyorum. Son ceylanı vurduğunuzda, son balığı avladığınızda o elinizdeki paralar karnınızı doyuracak mı şeklinde bir Kızılderili atasözüydü. Evet arkadaşlar, çiftçi üretmezse, çiftçi yetiştirmezse biz neyle karnımızı doyururuz? Bir düşünmemiz lazım. Böylece bir paylaşımın daha sonuna geldik. Umarım anlattıklarım faydalı olmuştur. Herkese çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar diliyorum. Başka bir paylaşımda buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın.